Günaydın sevgili seyirciler. 2 Şubat Pazar TRT Haber'de Haber Tadında başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir pazar sabahı geçirmeniz dileğiyle başlıyoruz programa. Yine çok özel konukları ağırlayacağız stüdyoda. İlginizi çekeceğini umduğumuz konulara değineceğiz. Tabii ki bize ulaşabilirsiniz. Görüşlerinizi, önerilerinizi paylaşabilirsiniz. Twitter üzerinden elektronik postalarınızı da gönderebilirsiniz. Birazdan gazeteleri okuyarak başlayacağız Haber Tadında'ya. Canlı bağlantılarla da bütün gelişmeleri yine sizlere aktarmaya çalışacağız. Güneşli bir sabah ama soğuk bir sabah var İstanbul'da. Bu güzel sabahta yayla kültürünü konuşacağız. Bir fotoğraf sergisi merkezli olarak. Yaylalar şu anda tabii ki öksüz. İnsanlar kışlıklarına çekilmiş durumda ama o göç kültürüyle ilgili bir fotoğraf sergisi açılacak Fransa'da. Onunla ilgili bilgileri paylaşacağız sizlerle. Türk Sanat Müziği'nin en güzel seslerinden biri Hüner Coşkuner bizimle birlikte olacak. O Yeşilçam filmlerinden hatırladığımız şarkıları topladığı albümünü konuşacağız. Hayata dair paylaşmak istediği konuları da paylaşacak. Bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Gündemdeki gelişmeler, canlı bağlantılar, ilginç konular ve uzman konuklar. İnce Ertuğrul'la Haber Tadında başlıyor. Türkiye ve dünyada yaşanan tüm gelişmeler ve satır araları canlı yayında değerlendiriliyor. Türkiye'nin yaylaları ve göç kültürü Fransa'da sergilenecek. Yayla ve Göç Kültürü sergisini ve yaylalarımızın bilinmeyenlerini fotoğraf sanatçısı Atilla Alp Bölükbaşı anlatacak. Duydum ki unutmuşsun gözlerimi. Yeşilçam klasikleri Hüner Coşkuner'le hayat buluyor. Türk sanat müziğinin sevilen ismi Hüner Coşkuner, eşsiz yorumu ve yepyeni albümü Yeşilçam klasikleri ile sizlerle. Birazdan. Olmuş o gözlerden sana akan. Evet, zaman zaman böyle kazalar olabiliyor yayıncılıkta. Hele söz konusu bir canlı yayınsa her şey olabilir ama Allah'tan seyircinin anlayışı var. Hoş geldiniz diyorum sizlere. Sevgili seyirciler, bir fotoğraf sergisini konuşacağız. Asar'ın Alası fotoğraf sergisinin ismi bu ve Fransa'da gerçekleştirilecek. 7 Şubat'ta açılacak, 16 Şubat'a kadar. Ne olacak? Fransızlara Türkiye'deki o yayla kültürünü anlatacak bu fotoğraflar aslında. Birazdan fotoğrafları çeken Atilla Bülükbaşı bize detayları anlatacak ama ben şöyle bir giriş yapmak istiyorum kendimce. Yaylalar apayrı bir zenginliğin ifadesi ülkemizde. Güney'e gittiğinizde bambaşka özellikler ortaya çıkıyor ülkemizde. Karadeniz'e doğru gittiğinizde bambaşka, daha İç Anadolu'ya geldiğinizde onlara farklı özellikler ekleniyor. Bu güzel ülkenin her noktası ayrı bir zenginliği barındırıyor. Evet. Kendi içerisinde o göç kültürü de işte o zenginliği bir süzülmüşlüğü. Bunu konuşmaya çalışacağız. Atilla Alp Bölükbaşı, fotoğraf sanatçısı, yazar. Hoş geldiniz. Hoş ve abi. İki genç kardeşim var. Onlar da kıyafetleriyle geldiler. Çok teşekkür ediyorum ayrıca size. Şalt Pazarı Dernekler Federasyonu aracılığıyla bize geldiniz değil mi? Kültür Derneği'nden geldiniz. Ezel Gülen Meltem Durmuş, üniversite öğrencisi. Hangi üniversite? Karadeniz Teknik. Benim mezun olduğum okul. Hangi bölüm? İşletme. Aynı mi? Hocalarla da konuşabiliriz. Ben de işletme mezunuyum orada. Kaçıncı sınıftasın? Son. Dördüncü sınıftayım. Güzel, kolay gelsin. Senin de işletme bitirip sunucu olmak gibi bir hedefin var mı? Şimdi yok. Şu ileride. Anda yok. Zaten o an bende de yoktu. Seninki hangi üniversite? Edirne'deyim. Trakya Üniversitesi. Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü. Çok güzel. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Şimdi Asar'ın Alası isim nereden geliyor Atilla Bölükbaşı? Asar'ın Alası ismi nereden geliyor? Evet. İşte isminden Asar şeyinden belli. Ala zenginlik bir renk, evet. Biliyorsunuz. Asar yöresi çok renkli bir yöre. Yani hemen. Gerek kültürüyle, gerek giyimiyle, gerek göçleriyle, gerek şenlikleriyle çok güzel. Evet, çok güzel. Her tür zenginlik. Yani farklı bir şey. Yani fotoğraf çekenler için çok cazibe merkezi bir yer orası. Bir de yaşayan bir kültür var. Yani uzun 500, 600, 700, 800 yıldan beri yaşayan bir kültür var. Sürekli devam eden bir geleneksel işte yayla şenlikleri, yayla göçleri var. Yani çok farklı bir yer. Aslında Türkiye'de belki odaklanması gereken, çok özel olarak işlenmesi gereken, çok özel olarak anlatılması gereken, kitaplaşması gereken, belgesel yapılması gereken çok öğeye sahip. Peki yani, siz şimdi yaz başlığıyla birlikte o geleneksel göç kavramımız çıkıyor. Geçici göçler. Mayıs 5'te. Mayıs 5'te. Yani daha doğrusu Mayıs'ın ilk pazar günü şey başlar. Yaylalarla karşı bir ne hazırlık başlar. Ne ifade eder Karadeniz için o yayla hayatı? Çok şey ya. Çok şey ifade eder. Yani çünkü o insanlar dağlarla bir
bütün ve yaşamın her evresinde muhakkak dağ vardır, muhakkak deniz var ama denizde çok dağı özlüyorlar. Yani o doğal yaşamı özlüyorlar, o renkleri özlüyorlar, çiçekleri, doğayı, ineklerini, işte farklı bir şey yani o aslında çok farklı bir şey. Sesli bir bandımız var mı arkadaşlar? Onu bir biraz izleyelim. Sonrasında bunun diğer yörelerdeki yayla kültürüyle bir farkı var mı, benzerliği var mı onları da konuşalım istiyorum. Rengarenk kıyafetler, kemençenin coşkusu ve böyle horonlarla birlikte yürünen yollar. Şimdi evet, tabii işin evet. içerisinde araçlar, taşıtlar girdi ama hala devam eden özellikler var. Daha eskiye gidersek nereden başlamış bu alışkanlık, bu gelenek aslında? Şimdi Çepniler biliyorsun Türklerin öncü kollarından evet. biri ve savaşçı Türk olarak adlandırılan. 11. yüzyıl sonlarında 12. yüzyılda geliyorlar Karadeniz'e. Önce Kastamonu, Sinop tarafına geliyorlar. Oradan Trabzon, yani Giresun'un işte Esbiye, Trebolu oradan beri ta şeye kadar, Sürmene'ye kadar yerleşiyorlar. Doğal olarak bu gelenekselliklerini kaybetmiyorlar. Yani özellikle hanımlar, yani bunlar kırık kıyafeti aynı şekilde muhafaza etmişler. Ama geleneksel günleri var, işte geleneksel törenleri var, geleneksel şölenleri var. Mesela? Çok. Mesela... Mayıs şimdi Mayıs o yayla şenlikleri ayrı. Bir de onlara ait işte bir asker uğurlamalar farklı mesela. Onların düğünleri farklı. Yine onların geleneksel olarak devam ettiği keşkek törenleri var mesela. Keşkek törenleri yaparlar. Böyle 10 tane, 15 tane, bazen 10 tane, 8 tane büyük kazanlar yakılır. Bir gelenek saat 2 gün sürer. Akşama kadar özellikle bayram akşamları, Ramazan bayram akşamları yani arifesinde başlarlar. Kazanlar yakılır, onun özel şeyleri vardır. Bütün insanlar imece olarak gelirler, bir yardım ederler, şey ederler. Yani çok farklı şeyler, gelenekler olan bir yer. Siz arkadaşlar Trabzonlusunuz. Neresi evet. Trabzon'u? Dorukiliş köyü. Nereye bağlı? Şalpazarı. Şalpazarı. İkiniz de Şalpazarısınız. Evet. Bu üstünüzdeki kıyafetler de Şalpazarı yöresine ait. Ağasar yöresi, Şalpazar Ağasar yöresi zaten. Aynı yer. Şimdi seyirciler için de tekrarlayalım istiyorum. Şimdi detaylı. Birazdan diğer yörelerdeki bu yayla kültürüyle Karadeniz'in farkını onu soracağım ama önce arkadaşlara şimdi kıyafetlerini anlatmalarını istiyorum. Şalpazarı'nda biz sizi böyle görünce insanlar günlük böyle mi giyinir sorusu geliyor aklımıza, seyircilerimiz aklına gelecektir. Evet. Böyle mi giyiyorlar? Evet. Yani anlat yaylalarda yaylaları giyiyorlar. Hı-hı. Büyüklerimiz, gençler. Siz de giyiyor musunuz? Evet. Tabii ki de. Yaylaya gittiğinizde böyle giyiyorsunuz. Tabii ki de. Özellikle bazen cuma günlerinde kadırgamız olur, şenlik gibi. Nedir kadırga? Orada mesela... Toplanıp... Tabii herkes toplanır gider, yaşlılar, gençler. Hani hı-hı. bir horon eşliğinde veya normal şenlik bir şekilde oraya gidilir. Kıyafetlerimiz gene giyilir. Hı-hı. Bir kıyafetinden başlayalım. Ayağında lastik ayakkabılar var. Evet, ona yazlık. Evet, yazlık. Güzel madem. Sonra dizliğimiz var. Şal var. Dizlik diyoruz. Dizlik mi diyorsunuz evet. şalı? Evet. Bunun zaten hani çeşit renkleri var. Bu fistan diyoruz biz. Bizim peki orada fistan. Senin rengi bir şey ifade ediyor mu? Yani işte yok, genç hayır. kızlar başka bir renk, evliler başka bir renk giyer mi? Yoksa tamamen yok, hayır, zevke öyle mi bir tamamen zevke bağlı. Şimdi kızlar da bizim yanımda pek şey etmiyor ama eskiler şunu diyor. Evet. İşte bekar, nişanlı, hı hı. evli ya da dul. Hı hı. Bunları farklı farklı giyinir, belli edilmemiş kıyafetlerinde. Ama son zamanlarda tabi bu biraz değişti. Evet. Oyalar özellikle değil mi? Yazmalardaki evet. oyalar. Siz siyah takmışsınız ama orada da böyle renkli tülbentler değil aslında. Evet, takılıyor. Bugün biraz daha sade olsun diye sizlere. Yani zaten pis tamam. Evet, bu yeterince renkli değil. Renkli. Mesela bu oyanın anlamını biliyor musun?
Yok hayır yani çalışmamışsın dersin odasında. Yani... Bunlar hani özel olarak yapılıyor standlarımız evet. üstünde. Onların da hepsini bir kırmızıysa acı biber kayınvalideden şikayet gibi acaba bizde de var mı kayınvalide? Olabilir bilmiyorum ben. Biz uyuma baktık. Uyuma baktık. Evet. Şimdi Mayıs'ın başladığında gidilmeye başlanıyor ve yaz sonuna kadar da yaylada kalıyor. Ama Mayıs'ın giderken, ilk pazar günü ısınmaya başlıyor. Dağlar yeşillenmeye başlıyor. Yavaş yavaş dağlara doğru tırmanmaya başlıyor. Karlar eriyor, çiçekler çıkmaya başlıyor ve insanlara geliyor. Yavaş yavaş başlıyor yayla şenlikleri, yayla gösteriyor. İnsanlar sadece kendilerini süslemiyorlar, hayvanlarını da süsleyip hazırlıyorlar. Evet. Biraz onu da anlatalım. Şimdi o konuda şöyle, biliyorsun bizim Karadeniz insanının, Karadeniz kadını için inek çok önemlidir. Evet. İner, sağmadan önce onu sohbet eder, sever. Onunla bir sanki beraber sohbet eder, demiş gibi. Yani çok farklıdır onunla ilgisi. Yayla şenliklerine giderken kendisi özel kıyafetlerini giyer. İnekleri çok süsleyebildiği kadar güzel süsler. Yani ne kadar süsleyebiliyorsa, ne kadar gücü varsa o kadar süsler. Ve onunla beraber o uzun yolculuğa, bazen 7-8 saat, bazen yola çıkarlar. Gece başka bir yerde kalırlar. Çünkü yol bitmez. Uzak yaylalar var, oralara giderler. Evet. Kadırga civarında, işte Sazalan'da ya da başka yerde konaklarlar gece. Sabahtan kalkıp yine yola devam ederler. Obalara giderler, evet. Obalara giderler, saat 10-11'e kadar obalarda sağdan soldan gelen oba sakinleri bir yere kümelenir, haber beklerler, kimse evine gitmez. Beklerler saat 10, 11, 12, orada bir işaretle beraber herkes dağılır obalara. Korkunç bir şey, şölendir o. Siz böyle bir yayla yürüyüşünde yer aldınız mı? Yok. Babalarımız. Onlar size anlatıyorlar mı anıları? Evet, tabii. Onlar... Özlemle mi hatırlıyorlar? Neler söylüyorlar? Evet, onlar da şimdi mesela şikayetçi. Önceden çünkü daha çok yürüme giderlermiş. Ama şimdi hani herkes arabalarla. O rahatlık aslında belki o aradaki paylaşımı da azaltıyor. Türkiye'nin diğer yörelerindeki o yayla kültürü, o göçüyle farkları, benzerlikleri... Yani sadece bir şeyde ben yani yerli göç olayını bir Artvin yöresi Şavşat Madeni Köyü civarında. Onlar karnırlarla çıkarlar ama böyle geleneksel kıyafetleri yoktu fakat onlar çok otantik bir şeydir. Hep karnırlarla çekerler, karnırlarla yaylaya çıkarlar. Onlar da vardır. Yani böyle çok renkli bir kültürel hareket, etkinlik belki şeyde var. İşte, Ege'de, Toroslar'da hani deve güreşleri, Toroslar'da yayla göçleri oluyor. Onlar yine kervanlar gibi gidiyor. Onlar da bitti zaten. O da artık eskisi gibi yok. Belki bir tane, iki tane var. O da hani turizm amaçlı yola çıkıyor, fotoğraf çekiliyor, bilmem ne yapıyor falan öyle yani. Ama yeni yaşam şekline bu kültürde yenik düşmeye mi başlıyor? Evet ama Karadeniz'de, Şalpazarı yöresinde, Ağasay yöresinde bu var. Şimdi siz onları fotoğrafladınız. Bu fotoğraf sergisi de Fransa'da açılacak. Evet. Neden Fransa ve nasıl yani kolay mıdır gidip Fransa'da bir fotoğraf sergisi değil, açalım? Ben 2011'de, 2010 sonu ve 2011'de 3 tane sergi açtım Fransa'da. Epinay Belediyesi bana bir kültürel etkinlikler olacağını, burada sergi açıp açmayacağımı sordu. Ben de olur dedim, davet ederseniz gelirim dedim. İşte davet ettiler. Ben de fotoğraflarımı hangi konsept yaptım? Çünkü hep konsept fotoğraf sergisi açtığım için. Dedi ki Ağustos'un alasını getireyim. O zengin kültürü, o renk gümüşünü, o farklı bir şey yok. Onu götüreyim dedim ve onu götürmeye karar verdim. İşte gönderdik şimdi ayın 6'sında Fransa açıyorum. Ayın 16'sına kadar sergide orada Karadeniz'i Ağustos'a anlatacağız oradan insanlara. Fransa'daki vatandaşlarımıza da duyurmuş olalım. Gelip oradan izlemek isteyenler, görmek isteyenler bu fotoğrafları izleyebilirler. Biz bir kısmını bir yandan seyircilerimize aktarıyoruz, paylaşıyoruz. Aslında işin merkezinde hep kadın var yine. Evet. İşin merkezinde hep kadın var, onu görüyoruz. Evet, o nedir? Ondan bakın, bu da yine Şalpazarı'nda. Doğancı Köyü Camii, eski tarihi bir cami. Ama bunu, onda da korkunç bir renk cümbüşü var. Yani kesinlikle. O şey, doğadaki renklilik, hareketlilik, o çiçek zenginliği, giysilerdeki zenginlik, işte camilerdeki zenginlik, bir de çok Ağasay farklı yöresi, bir cami. Evet, Ağasay yöresi insanların içindeki o zenginlik de yaşama var. Yaşama sevinci, bütün o enerji, bütün renkler caminin her tarafına işlenmiş çiçekleriyle, motifleriyle beraber dualarını iç içe geçirilmiş. Evet, evet, evet. Bütün... Ve hepsi çok özel kalem işçiliği, ağaç işçiliği var.
Nerede dediniz cami? Doğancı Köyü. Doğancı Köyü, evet. Yine Şalpazarı, Ağasagözü, Doğancı Köyü'nün camisi. Çok eski bir cami bu. Süslemeler eski. Kaç yıllık bir cami? Sanıyorum 300 yıllık falan var. 300 yıllık bir camiden bahsediyoruz. Şimdi tabii ki bu yayla kültürü yaşamın kendi şekli içerisinde değişiyor desek de turizm açısından da yeni bir kapı olarak gündeme gelmiş durum. Da Karadeniz'de de bu konuda büyük bir canlılık var artık, değil mi? İşte benim aslında Hasan Alası kitabını yapmaktaki en büyük amacım ve bunu sergilere taşımak, işte belgesellerde kullanmak sık sık her yerde. Trabzon'u tanıtan ne kadar belgesel şey varsa muhakkak içine ben Şalpazar yöresinden bir şey koyuyorum. Niye? Çünkü bu yaşaması gereken, insanların yaşarken hem de ondan turizm açısından beslenmesi gereken bir şey olarak görüyorum. Yani kültürlerini satarken hem yaşayacaklar hem satacaklar. Yaşatacaklar. Tabii, gerçekten. Evet. Yoksa laf olsun diye değil. Yani gidip yaylaya gittiğinizde orada işte paketlenmiş yiyecekler, gıdalar bulmak değil. Orada doğal üretilen onu alıp tüketmek. Şimdi yayla göçüne çıkıyorsunuz. Gidiyorsunuz. İşte insanlarla yürüyorsunuz. Bir yere geliyorlar, dinleniyorlar. Bir bakıyorsunuz bir tane işte pakajını almış. Doğanın içinde inek sağıyor. Evet. Yani kadının inek sağıyor. İnek çünkü çok harika bir şey. Yani doğal bir şekilde. Doğal, tamamen doğal bir şey. Yiyorsunuz hepimizin istediği. Fotoğraflar eşsiz diyor sevgili seyircilerimiz. Kesinlikle öyle. Daha önceki Süperisi fotoğraf sergisi de öyleydi. Çok teşekkür ediyorum. Yayla konusu çok renkli. Nazar değmesin demiş bir seyircimiz. Sağ olun. Size de nazar değmesin. Sizden de selamlar. Bu arada bizi Tokat'tan izleyenler var. Onlara da özellikle selam istiyorlar. Selam gönderelim. Bir teyzemiz var. Şahbaz Gurur. Ellerinizden öpüyoruz. Ve Satı Dağdeviren ile Mehmet Dağdeviren. Sürekli seyircilerimiz Tokat Tural'a buradan herkese. Bizi izleyen herkese selam ve sevgiler. Bir de bu Arasal Haber. Evet. Bizim kızlarımızı onun aracılığıyla geldiler. Aldık. Evet, oradan da Ömer Karagöz'e çok teşekkür ediyoruz. Evet. Genç arkadaşlarımızı bizimle buluşturdu. Kızlar, geleceğe dair planlar, hedefler neler? Bir iki cümle onu da söyleyelim. Bu bölümü kapatacağız sonrasında. Üniversitemi bitirdikten sonra? Evet. Yani tam böyle belli bir plan yok açıkçası da. Henüz yok mu? Biraz. Hayırlısı olsun diyelim. Senin için? Benim de okulum bittikten sonra kendime ait yaptığımız işlerle ilgili atölye açmak en büyük hayalim. En büyük hayalim bu. Evet. Kendi hayatımızın üzerinde durum ve üreten insanlar olun en güzeli bu. Atilla Bölükbaşı, siz o vizyonun arkasından bakmaya devam edin. Biz de sizin çektiklerinizi izleyelim, paylaşalım. Kolay gelsin diyorum Fransa yolculuğunda da. Sağ İnşallah çok sayıda kişi tarafından ziyaret edilir bu sergi. Teşekkürler geldiğiniz için. Teşekkürler. Sevgili seyirciler, reklam aramız olacak. Kısa bir reklam. Sonrasında Hüner Coşkuner Yeşilçam klasikleriyle bizimle birlikte olacak.